mesafeyi, geldiğimiz aşamayı kutlamıyorlar. Onlar bir direnişin, bir mücadelenin aslında sembolü olarak meydanlarda kendilerine yer buluyorlar. Onu söyleyelim. Çünkü Cumhuriyet fikri, dün biraz aktarmaya çalıştım. Cumhuriyet fikriyle bizim uygulamadaki Cumhuriyet arasında ciddi farklılıklar var. Hele hele geldiğimiz noktada. Cumhuriyet elbette eşitlik demektir. Adalet demektir. Adalet karşısında herkesin eşit olması demektir. Bugün öyle mi peki? Cumhuriyet aynı zamanda kimsesizlerin kimsesi olacak bir rejim, bir düzen adıdır. Peki bugün öyle mi? Eğitimde, sağlıkta, ücretsiz, tamamen halk sağlığını ve geleceğe dönük çağdaş, modern, fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirme idealidir. Bugün öyle mi? Elbette değil. Dolayısıyla biz Cumhuriyet fikriyle çıktığımız yoldan bayağı bir saptık. Ama rehberimiz, ışığımız, yolumuz belli. Dolayısıyla o yola olan inancın bugün meydanlarda milyonlar tarafından ortaya konması, bu iradeye sahip çıkılmasının kıymetini de bilelim. Yani çok da kıymetsizmiş gibi davranmayalım. Elimizde ne kaldı? Ya elimizde milyonlar var. Hala Cumhuriyet'e inanan, Cumhuriyet'i kutlayan milyonlar var. Atatürk yola çıktığında yanında kaç kişi vardı? Cumhuriyet fikrini paylaştığı masadaki arkadaşları arasında bile o işin olabileceğine inanan kaç kişi vardı? 101 yıl sonra artık milyonlarız. Dolayısıyla evet, daha çok mücadele etmemiz, daha kararlı biçimde mücadele etmemiz gerektiği ortada. Belki o noktada bazı eksikliklerimiz olduğunu, özellikle örgütlülük noktasında eksikliklerimiz olduğunu söyleyebiliriz ama elimizde hiçbir şey yokmuş gibi de yaklaşmayalım, davranmayalım. Anıtkabir'de Atatürk'ü ziyaret hala devam ediyor. Anadolu Ajansı bu saat itibarıyla gündüz saatlerinde başlayan o ziyaretçi akınını canlı olarak ekrana getiriyor. Tabii Atatürk'ün huzurunda, manevi huzurunda bugün bir kez daha saygısızlar, terbiyesizler iş başındaydı. Onlar özenle seçiliyorlar. Bir kere bunun altını çizelim. Yani skandalın büyüğü burada. Ve her yıl tekrarlıyorlar. Bir yıl içerisinde 3 defa, 4 defa tekrarlıyorlar. Bu kadar çok haber yapılmasına, bu kadar çok tepki gösterilmesine rağmen bir irade her yıl inadım inat. Evet, ben böyle yapacağım diyerek bu kişileri seçmeye ve Anıtkabir'e taşımaya devam ediyor. Anıtkabir'de sessizce bekleyecek, en fazla Cumhuriyet'i yaşasın Cumhuriyet diye kutlayabilecek bir kitle, Atatürk'e hürmetini, Atatürk'e saygısını, onun en büyük eseri Cumhuriyet'i olan minnetini ortaya koyabilecek milyonlar dışarıda bekletilirken, bir avuç seçilmiş azgın azınlık, sırf reis, reis, en büyük sensin diye bağırsınlar diye oraya konuyorlar. Bu bilerek yapılıyor, bu kasten yapılıyor. O ortamı, o manevi ortamı bozmak ve Cumhuriyet'in 10 Kasım'da Atatürk'ün, 23 Nisan'da millet egemenliğinin önüne geçecek bir fotoğraf karesi ortaya koyabilmek için. Bugün de öyle yapıldı. Erdoğan resmi tören kapsamında Anıtkabir'e gitti. Yine özenle seçilmiş kitleler Erdoğan'a seslendiler. Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde Atatürk'ün Mustafa Kemal'in askerleriyiz demenin soruşturulduğu bir ülkede isteyen Erdoğan'ın askeriyiz diye her yerde bağırabiliyor. Bu kadar da olmaz. Bir izleyelim mi arkadaşlar yaşananları? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahında bu bayramda da utanç dolu anlar yaşandı. Şu hainlerin içinde Rabbim yerli yerde kırılsın reis. Son yıllardaki milli bayramlarda
Anıtkabir'de birçok kez Erdoğan'a yönelik sloganlar atıldı. Her bayramda tepki çeken rutin haline gelen bu durum 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümünde de yaşandı. Erdoğan'ın avluda görülmesiyle alandaki yurttaşlar reis şeklinde bağırmaya başladı. Erdoğan'ın Misak-ı Milli Kulesi'nden çıkışıyla birlikte alkış ve ıslık sesleri yükseldi. Kendilerine yakıştırıyorlar. Bunu ne olarak görüyorlar bilmiyorum. Çok kızabiliriz, kızıyoruz da. İşte öfkeleniyoruz zaman zaman filan ama bir taraftan da bir acziyeti ortaya koyuyor. Gerçekten. Yani hala o kadar güven eksikliği Atatürk karşısında, Cumhuriyet karşısında öylesine büyük bir eziklik duygusu içerisinde ki kimileri onu bir biçimde yansıtıyorlar. O görüntülerdir bu görüntüler. Başka bir şey değil. Muğla'daki tam bir organizasyon yine. Muğla'da Cumhuriyet kutlamalarında öğrencilere Türk bayrağının hemen arkasında Atatürk'ün değil, Recep Tayyip Erdoğan'ın posteri taşıtıldı. Barışın güvercini, savaşın kaptanı. Skandalın adresi Muğla'nın Ortaköy ilçesindeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları. Stadyumdaki tören geçişi sırasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün posterine yer verilmedi. Cumhuriyet Bayramı törenlerinde ülkeye en büyük mirası Cumhuriyeti armağan eden Atatürk yoktu. Ancak tören geçişi sırasında Türk bayrağının arkasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının taşındığı görüldü. O görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekerken CHP ilçe başkanı Tuna Işın, CHP Muğla milletvekili Süreyya Öneşlerici ve CHP üyeleri skandalın ardından töreni terk etti. İşte öyle. Cumhuriyet içinde cumhuriyet ilan edenler, cumhuriyet içinde kendi rejimlerini inşa etmeye çalışanlar ve onların yansıyan görüntüleri. Bakın mesela TÜGVA'nın bir tweet'i vardı arkadaşlar, onu atar mısınız? Bu tweet'i görünce bir daha şöyle bir döndüm baktım. Acaba ne kadar geçmişten bugüne ne var diye. Ekimlerde, Nisanlarda, Kasımlarda Atatürk hiç yok. Cumhuriyet